Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi burada bir düzenek var aslında, bir ordu falan görüyorum. Biraz böyle şekerler, mekerler, bir sürü bir şeyler. Evet. Biz bağışıklık sistemimizi şöyle herkesin anlayabileceği şekilde bir tanıyalım istiyorum. Bağışıklık sistemimiz tıpkı bir ordu gibi çalışır aslında. Tıpkı ülkelerin nasıl ki savunma sistemleri var, bizim de bir savunma sistemimiz var. Çünkü dış ortamdan sürekli mikroplara maruz kalırız. Bu hayatın doğal bir sonucu. Bu mikroplar ağzımızdan, burnumuzdan, gözlerimizden ya da cildimizden girebilir ama özellikle canlı dokuları tercih ederler. Girdikleri anda giriş kapılarında makrofajlar dediğimiz hücrelerimiz var. Onlar da bu askerlerimiz gibi. Hemen bir herhangi bir mikrop girdi. Eğer bu makrofajların kolaylıktaki, biz buna doğal bağışıklık sistemi diyoruz. Mikrop girince ateş var mı? Olabilir. Olabilir, olmayabilir ama girdiği anda yok. Makrofaj buna karşı reaksiyon geliştirdiğinde, yani bir takım maddeler ürettiğinde diğer geri kalan cevabı oluşturmak için ateş üretebiliriz. Ancak ateş bile çok değerli bir savunma sistemi. Pek çok mikrop ateş nedeniyle ölür vücutta aslında. Tamam. O nedenle ona ihtiyacımız var ama makrofajlar bunu kolaylıkla yiyerek, tabir yerindeyse, yok ederler ve çoğu zaman vücudun içine geçişine izin vermezler. Daha kapılarda yakalarlar. Dolayısıyla makrofajlarımız bu askerlerimiz olduğunu farz edin. Evet. İlk önde giden askerler bunlar, buyurun. Evet, evet, aynen, saldırırlar, bunu öldürebilirler. Ya da aşılıysak yine tanıyacakları bir mikrop geldiğinde hafıza hücrelerimiz var. Daha geride çalışan T ve B hücrelerimiz var. O hücrelerin akıllı hücreleri var, hafızaya kayıt eden. Eğer biz aşıyla bu hafıza hücrelerini organize edebilmişsek, bunlar... Bu büyük hedefe yönelik, bakın, keskin, evet, nişancılar, bunlar da hafıza hücreleri. Daha önce karşılaşmışlar veya aşılanmışlar. Veya hafıza hücrelerimiz ve doğal katil hücrelerimiz var bizim. Tıpkı kiralık katiller gibi düşünün, hedefe yönelik saldıran ve öldüren, direkt öldüren hücrelerimiz var. O doğal katil hücreler, B hücrelerinin antikor üretenleri, bunlar bu mikrop vücuda girdiğinde önceden tanıdıkları için hemen öldürürler. Çünkü makrofajlar haber verir. Sizin daha önceden tanıdığınız birisi geldi, uygun şekilde öldürün. Çünkü her mikrobu öldürme yolu farklıdır. Kiminde tabir yerindeyse silah kullanırsınız, kiminde zehir kullanırsınız, kiminde bunun hücresini patlatırsınız. Ama bir şekilde öldürürsünüz. Ama her mikrobu öldürmenin farklı yolları olabilir, birden fazla alet edevat kullanmanız gerekebilir diyebiliriz. Dolayısıyla aşılı veya daha önce gelmişlere vücudumuzda B hücreleri, evet, ve T hücreleri, daha önce karşılaştılar, doğal katil, evet, hücreler var. Makrofajlar bununla karşılaşmış, öldürmüşler ve sinyallerini bunlara vermişler. Onlar da antikor üretmişler. Bu da antikor üretim makinesi olsun. Makinesi olabilir, evet. Evet. Ama bu hücreler birbiriyle haberleşirken işte sitokin dediğimiz molekülleri kullanır. Bunların haberleşme aracı sitokinler. Yani makrofaj sitokin üreterek diğer hücrelere haber verir. Bu hücrelerde işte antikor mu üretecek, öldürecek mi, sitokinleri salgılarlar. Bu sitokinler bizim vücudumuzda tabii ki diğer reaksiyonlara neden olur. Az önce söylediğiniz ateş gibi, eklem ağrıları gibi enfeksiyonlara neden olur. Ama her şey yolundaysa, bizim immün sistemimiz doğru çalışıyorsa, bu enfeksiyon bedene zarar vermeye başladığı anda sınırlandırılır. Yani derecesi ayarlanır. Unutmayalım ki hiçbir savaşta kayıp tek taraflı olmaz. Koronavirüse karşı ne yapıyoruz? Şimdi koronavirüs geldiğinde makrofajlarımız bununla başa çıkmaya çalışıyor. Peki, gerektiği şekilde çalışıyorsa koronavirüse karşılaşsam bile hasta olmadan yenebilir miyim? Eğer virüs sayısı azsa, evet. Bravo. Mesela tamam. 1000 virüs, onu belirlemiş bilim adamı. O zaman zaten diyelim, bu günlük... 10 virüs, 15, çünkü maskeyi onun için takıyoruz. Maskeyi elimizi onun için takıyoruz, onun için mesafeyi onun için tutuyoruz, evet, elimizi o yüzden yıkıyoruz. Evet, kesinlikle. Yani bu üç kuralımız var ya, maske, mesafe, hijyen. Aslında bunu yapmamızın sebebi, virüsle karşılaşacak olsak bile bunu daha azalıyor olmak. Evet, 3 tane, 4 tane virüs alırsak onun bizi hasta etme ihtimali çok düşük. Ama bir anda bir seferde 1000 virüs alırsak işte o zaman hasta oluyoruz. 1000 tane yok ama birkaç tane daha ekledim. Evet, ama diyelim ki bunun her biri binlerce virüs oldu. Evet. Bunlar geldi, makrofajlar bu virüsleri gördü. Önce bunları tanıyorlar ve immün sistemin diğer hücrelerine haber veriyorlar. Diyorlar ki güçlü bir virüs geldi. Çünkü mikroplar da virüsler de bizim askerlerimizi öldürmek üzere bir donanımla geliyor. Evet. Onlar da boş gelmiyor tabii. Bir sürü mekanizmaları var. Kendilerini saklamak için, öldürücü silahlardan kurtulmak için kendilerine ait özellikleri var ve bu askerlerimizi alt etmeye başlıyorlar. Tabiri yerindeyse kandırabiliyorlar, bu silahlardan kurtulabiliyorlar ve vücudun içine sızıyorlar. Sızdıkları anda makrofajların tedirginliği iyice artıyor. Daha fazla makrofaj, daha fazla TB hücresi,
başlatıyorlar. Aynen. Evet. Şimdi burada karşı saldırı da oldu. Karşı saldırı olmaya başladı. Ve bu sitokinler, işte bu hücrelerin birbirine daha çok haber verme mekanizması inanılmaz sitokin artışı demek. Çünkü haberci molekülleri onlar. Bu moleküller vücut hücrelerinin kendisine de zarar vermeye başlıyor. Damarları tıkıyor. Bu kontrolden çıkınca böyle çıkıyor. Oluyor yani. Evet, çünkü bizim immün sistemimiz kendini sınırlayamıyor. Yani tabir yerindeyse ordu silahlarını virüsleri öldüreceğim diye kontrolsüz şekilde kullanmaya başlıyor. Ama virüsler hala onlardan kaçmayı başarıyorlar. Hatta immün sistem hücrelerinin içine giriyorlar. Lenf nodlarının içine giriyorlar, onları da hasta ediyorlar ve bir süre sonra bu hücrelerimizin sayısı da düşüyor. Askerlerimizi kaybediyoruz ve sadece koronavirüs değil, başka pek çok bakteri de işin içine karışıyor. Adeta sepsis dediğimiz tablo, sitokin fırtınası. Vücut askerlerini kaybediyor. Vücut askerlerini kaybediyor, sistem zarar alıyor. Yani şurayı insan vücudu kabul edersek, bu sitokinler askerlerin ateşlediği her silah burada da derin yaralar açıyor. Evet, ondan sonra pek çok organda çöküş, organlarda çoklu yetmezlik ve bizim işte çoklu organ yetmezliği dediğimiz katastrofik tablo. Bir sonuç oluyor. Evet. Kısacası şimdi bu katastrofik sonucu da sizlere göstermek istiyorum. Hocam, sizden rica ediyorum. Bu koruyucu gözlük ve maske sizlerin. Peki, baret değil ama maske alabilirim. Maske de buyurun. Baret de alabilirsiniz, başınıza falan gelmesin hocam. Biraz sitokin fırtınası. O kadar mı? Biraz sitokin fırtınası olacak. Gerçekte sitokin fırtınasından böyle kurtulamayız arkadaşlar, ama arkadaşlarım sevize etmişler sizin için. Düşünelim. Evet, şimdi ben de şöyle takıyorum ve hazırlık yapıyoruz. Sitokin fırtınasını sizler için sembolize etmek istiyorum. Şimdi insan bedenindeki hücrelerin bile adeta kayba uğradı. Sepsis dediğimiz yoğun bakım tablosuna geçtiğimiz andaki benim gözlüğüm var gerçi değil mi? Gözlük var. Unutuyorum bazen gözlük taktığımı. Çok ilginç. O da koruyabilir. O da araştırma var. Covid-19'a karşı gerçekten ciddi bir şekilde koruyor. Şimdi evet, biz gözlük kullanmasını öneriyoruz bu arada. Lütfen alalım. Herhangi bir gözlük. Ondan sonra burada -180 derecelik sıvı azotumuz var. Aslında ne demek istediğimi herkes çok daha net anlayacak. Evet. Vücutta tıpkı böyle bir şey oluyor gerçekten. Evet hocam. Şimdi burada da kaynar su var. -180 dereceyle +95 derecelik suyun birleşmesi gibi bir reaksiyon adeta oluyor. Sitokin fırtınasında vücudumuz öyle ki vücudumuz kendi kendini adeta tüketiyor. Ölümden önceki belki de son aşama. Ölümden önceki diyorum çünkü eğer müdahale etmezsek ölümle sonuçlanabilecek bir tablo. Evet, yani bir tablo ya. Devasa bir patlama. Hocam birazcık geriye çekilmenizi rica ediyorum ve sitokin fırtınası işte adeta böyle bir tablo, böyle bir tablo. Hocam iyi misiniz? İyiyim. Evet hocam. Biz kurtulduk sitokin fırtınası. Biz kurtulduk. Doğru çünkü tedavi bakın, hayat kurtarabilir. Gerçekten ciddi bir patlama yaşandı. Bu, ondan sonra bu bariyerler işte bizim bağışıklık sistemimizi modüle tutmamız, maskemizi kullanmamız, koruyucu önlemlere dikkat etmemiz bizi korur. Aynen öyle. Her ve türlü. Hayatın ritmi devam ediyor. Böyle bir patlamayla, böyle bir fırtınayla karşılaşmak istemiyorsanız koronavirüse karşı maske, mesafe, hijyen. Görüşmek üzere. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.